Efendim merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evde ayak bakımı nasıl yapılır bunun üzerine konuşmak istiyorum. Şimdi hazır malum karantina günlerindeyiz. Ayaklarımızı bolca dinlendirip rahatlatabileceğimiz, çokça ayakkabının o bunalmışlığıyla bunaltmayacağımız bir dönemdeyiz. Bu yüzden gece yatmadan önce yapacağınız bir ufak birkaç şey inanılmaz derecede sizi rahatlatacak. Sinir uçlarımız ayak altında toplandığı için ayaklarımızın altına yapacağımız her masaj, uygulayacağımız her nemlendirme takviyesi aslında hem ruhsal hem bedensel anlamda bizi çok iyi hissettirecek. Şimdi ayak bakımı ile ilgili birçok değinilmesi gereken durum var. Nasır, mantar, işte o topuklarda çatlama gibi birçok durumla karşılaşabiliyoruz. Öncelikle bunlar için doktorunuzla danışarak aldığınız ilaçları düzenli olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde benim düzenli olarak topuğumda işte çatlaklar, kuruluk var diyorsanız şimdi vereceğim tavsiyeleri uygulamanızı öneririm. Öncelikle kaya tuzundan bahsetmek istiyorum. Ellerimizi ya da ayaklarımızı kaya tuzunda bekletiyor olmak, kaya tuzunun içindeki sülfattan dolayı kaslarımızın rahatlamasını sağlar. Eğer biz kaslarımızın rahatlamasını istiyorsak, şöyle yarım kova suya, işte göz kararı ben koyuyorum bir avuç, siz koyabilirsiniz iki avuç kaya tuzunu ekleyeceksiniz. Eğer suyumuz biraz ılık olursa, kaya tuzu güzel bir şekilde erir. Ben ne yapıyorum? Mutlaka gece yatmadan önce yapıyorum bunu. Hani ayaklarımı çok kullanmayacağım, üzerine basmayacağım. O nemi iyice içine çeksin diye. Önce gece yatmadan önce dediğim gibi ılık suya kaya tuzundan döküyorum. Zaten o kaya tuzu hem suyun pH'ını yükseltecek hem de o yağlı bir doku yaratacak sanki. Hissedeceksiniz onu. Yani bunu elleriniz için de manikür öncesinde uygulayabilirsiniz. Kaya tuzunda bir güzel ayaklarımızı şöyle bir yarım saat böyle yayla yayla bekletin. Ha aceleleriniz var, bir yere mi çıkacaksınız? Bunu siz gün içinde mi yaptınız? Hani bu videoyu karantina sonrasında dinlediniz, denk geldiniz. O zaman bir 10-15 dakikalık bekletmek de yeterli olur bizim için diye düşünüyorum. Şöyle bir güzel beklettiniz. Ben pedikür seti almıştım. Oldu ki dışarıya çıkamadınız, pedikür seti almaya vaktiniz yoktu ya da bütçeniz yoktu. Evdeki imkanlarla nasıl pedikür yapabileceğinizden bahsedeceğim. Bu arada suda bekletmeden önce mutlaka ojeniz varsa silin. Herhangi bir törpüleme işlemi yapmayacağız. Henüz etlerin ve tırnakların yumuşamasını beklememiz gerekiyor. Beklettik, ardından ayaklarımızı çıkardık. Bu arada o havlu ile kovanın etrafına ayaklarımızı getirelim ki yerler ıslanmasın. Bir ayak havlusundan yardım olacağız. Zaten o sudan çıktıktan sonra böyle ayak havlusunu güzelce sardığınızda inanılmaz ayaklarınızda bir rahatlama olacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben kaya tuzu söylüyorum sadece. Elimde okaliptus yağı vardı. Ben okaliptus yağından da attım. Böyle biraz ferahlık verdi. İşte gliserin attım biraz. Sizin elinizde yoksa sadece kaya tuzu kullanabilirsiniz. Benim hiçbir şeyim yok. Kaya tuzum da yok. İşte ne bileyim gliserinim de yok. Okaliptus yağım da yok. Ne katayım derseniz o zaman evde zeytinyağı herkeste vardır. Zeytinyağı koyabilirsiniz. Daha sonra o zeytinyağlı suda beklemiş ayaklar ya olabildiğince karışın. Karışması için ayaklarınıza oldukça fazla hareket ettirmeniz gerekecek. Ama çıktıktan sonra ayaklarınızdaki o yumuşak yağlı dokuyla birlikte ayak altına masaj uygulayabilirsiniz. 15 dakika, yarım saat müsaitlik durumumuza göre beklettik. Ayaklarımızı çıkarttıktan sonra havluya sardık. Böyle hafif yağlı gibi kaldı ya. Şöyle ayak parmak uçlarınızla ayak altınızda şöyle masajlar yapmaya başlayın. Hemen sonrasında benim pedikür setimin içinden keratin çorabı çıkıyor, portakal çubuğu çıkıyor ve törpü çıkıyor. Siz de dediğim gibi eğer bu pedikür seti yoksa şöyle yapabiliriz. Normalde kimse ayaklarını suda bekletmezse direkt keratinli çorapla pedikür işlemine başlar. Ojelerini çıkarttıktan sonra. Ama biz şöyle yaptık. İyice yumuşattık ayaklarımızı. Rahatladık. Gevşeme dönemindeyiz. Daha sonrasında keratinli şu çorabımızı giyiyoruz. Keratinli çorap da aslında bu attığım manikür videosunda nasıl manikür yaparken ellerime giydiğim eldivenin içinde böyle beyaz kremsi bir madde vardı. Keratin de onun adı. Keratinli çorap da aynı mantık. Bir naylon düşünün. Çorap şeklinde kesilmiş. İçerisine keratinler koymuşlar. Ben dün akşam yaptım. İnanılmaz keyif aldım. Sizin de yapmanızı istediğim için hemen böyle bir bilgi geçeyim dedim. Bizim pedikür setimiz yok. Ne yapacağız? Alacaksanız bir poşeti.
poşetin içinde elinizde hangi vücudunuza kullandığınız krem varsa, hiçbiri mi yok, zeytinyağı varsa içine dökün. Şöyle bir güzel yağlandırın ve onları böyle çorap şeklinde geçirin. Keratinli çorap varsa geçirdik. Yoksa bir poşetin içine bir krem, bir yağ takviyesi yaptık, geçirdik. Ondan sonra şöyle bir 5-10 dakika bekleyin. Bu arada beklerken böyle hışır hışır o poşetli haliyle birlikte ayaklarınızı uzattınız. Kendiniz şu ayak altınızda ellerinizle böyle poşetin içindeyken de masaj yapabilirsiniz. Tırnak diplerinizde de yumuşaması için böyle parmak uçlarınızla friksiyon yöntemiyle geçebilirsiniz. Bunların hepsini yaptınız. Hemen ardından poşetin parmak ucu kısımlarını delmemiz gerekiyor. Geriye doğru ittirmemiz gerekiyor. Ben kesmenin sağlıklı olmadığını düşünüyorum ki birçok araştırmamda da hele ki şu dönemde yani herhangi bir yerden kan akacak bir şey olacak Allah korusun hiç gerek yok. Etlerimizi kesmek yerine bir portakal çubuğu olur, tırnak makasının köşesi olur, kendi tırnağımız dahi olur. Bu arada ellerimizi temizledik, yıkadık, onlardan bahsetmedim. Geriye doğru etlerimizi ittirmeye başlayacağız. İttirirken özellikle köşelere dikkat edelim. Çok nazik olabiliyor. Ayak parmaklarında işte bu baş parmağın yanındaki parmakların derisi biraz daha incedir. Aşırı sert davranmayın. Yavaş yavaş ittirin. Gerekiyorsa bir posta ittirdiniz, ikinci de tekrar ittirin. Yani ufak ufak adımlarla hareket etmenizi tavsiye ederim. Herhangi bir kanamaya yol açmak istemeyiz. Peki bunları da hallettik. Törpüye başlayacağız. İstediğiniz şekilde törpüleyebilirsiniz. İster oval, ister köşeli, kare şeklinde tırnağınıza şekil verdiniz. Ben ayak tırnaklarımda, hele ki kış aylarında açık ayakkabı giymiyorsam çok oje de kullanmıyorum. O yüzden tırnak makasını kullanıyorum. Törpüden ziyade çok uzun işte bakımlı tırnaklar için uğraşmıyorum. Sadece ayaklarımın yumuşak olmasına, temiz olmasına dikkat etmeye çalışıyorum. Peki bunları da hallettik. Törpüyle bütün parmaklarımıza şekil verdik. Hemen sonrasında eğer sizin bir ayracınız yoksa, ayraç dediğim parmak ayırıcı, bir dakika göstereceğim şurada hemen. Şöyle ayak parmaklarınızı yerleştireceğiniz böyle delikli ayraçlar var. Sizde bunlardan yoksa pamuk yardımıyla parmak uçlarınızı ayırabilirsiniz. Peki ayırdınız, sonrasında ister parlatıcı sürün, ister French yapın. French biraz ayakta zor, zahmetli bir iş. İşte bantla yapabilirsiniz. Ama bunların hiçbirini istemiyorum. Şöyle çarpıcı bir kırmızı oje süreyim, yumuşacık da ayaklarım olsun diyorsanız onu da yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben ayaklarımda özellikle çok kullanmamaya dikkat ediyorum. Böyle kış aylarında, ilkbaharda. Çünkü açık ayakkabı giymiyoruz. Ki zaten şu an hani o estetik görüntüden ziyade, ya siz kendiniz tatlı böyle estetik bir görüntü istiyorsanız tabii ki yapın. Ama buna şu an ihtiyacım yok. Zaten açık ayakkabı da giymiyorum. Kendimi evde de böyle sadece bakımlı tırnaklarla rahat hissederim derseniz pedikür işlemimizin sonuna gelmiş olduk. Ayak temizliğinde özellikle duştayken işte böyle ayaklarınıza mutlaka bir ponza taşıyla, topuklarınıza o ponza taşını uygulamayı ihmal etmeyin. Ayrıca ek bir bilgi, belki birçok kişi biliyordur ama istenmeyen tüylerde, mesela bacaklarda, kollarda ponza taşını böyle yuvarlak dairesel hareketlerle suyun altında kullanırsanız batıkların çıkmasına sağlar ve yapacağınız epilasyon işlemlerinde, ağda işlemlerinde batık tüyü olmadan böyle ölü deriyle birlikte komple onun atılmış olmasını sağlıyor. Ponza taşı ölü deriyi atarken de güzelce topuklarımızı yumuşatıyor. Bütün işlemimizin sonuna geldikten sonra o yağdan kurtulmak için oldu ki bol böyle sabunlu suyla ayaklarınızı güzelce yıkadınız. Yıkadıktan sonra mutlaka güzel bir nemlendirici sürün. Ben vazelinin nemlendiricisini sürüyorum. Siz istediğiniz, kokusunu sevdiğiniz çilekli kremler olur, başka kremler olur, fark etmez. Güzel bir kremle kendinize masaj yaparak güzelce ayaklarınızı rahatlatın. İnanın yani bütün vücudunuza masaj yapılmış gibi, böyle bebek gibi uyuyacaksınız. İnanılmaz bir rahatlama sağlayacak. Aynı şekilde elde çok söyledim bunu ama ayaklarda da yapabilirsiniz. Hiçbir şeyiniz yok. Sadece tırnaklarınızın renginin
daha güzel açılmasını, topuklarınızın yumuşamasını ve iyice dezenfekte olmasını istiyorsanız bir kovanın içine de şöyle yarım limon, bir limon fark etmez limon sıkabilirsiniz. Limonu suda da ayaklarınızı bekletiyor olmanız inanılmaz derecede sizi rahatlatacak, gevşetecek. Böyle karantina günlerinde olabildiğince el bakımıdır, ayak bakımıdır, cilt bakımıdır özen gösterelim. Hazır çok dışarı çıkmıyoruz, çok aşırı güneşte almıyor vücudumuz. Yaptığımız bakımların olumlu sonuçlarını göreceğiz. Çünkü genellikle bakım yapılan zamanlarda ölü deri atıldığı için altta kalan tabaka güneş ışınlarından zarar görür. Şimdi hazır böyle güneş ışınlarından çok zarar görmeyeceğimiz dönemlerdeyiz. Olabildiğince kendimizi iyi hissedeceğimiz aktivitelere yönelmemiz gerek. Aklıma gelmişti. Böyle bir içerik paylaşmak istedim. Dileğim sizin için faydalı olmuştur, güzel olmuştur. Sizi böyle ayak bakımına, rahatlamaya, birazcık gevşemeye teşvik edebilmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınıza yetişemediğim için üzülüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.